Merhabalar, kanalıma ve yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün hep beraber bu güzel resmi çalışacağız. Fakat bu sefer akrilik ile yapacağız arkadaşlar. Şimdi kullanacağım boyaları göstermek istiyorum şöyle hızlıca. Color Tone'un boyalarını kullanacağız. Şöyle önüme dizdim. Bunların hepsini kullanmayabilirim belki ama şöyle bir göstermek istiyorum. Arklit sarı, Azo orta sarı, Hansa sarısı, Vermilion Hue, Naftol kırmızısı, Karmin, Ham toprak yani Raw Sienna, Limon yeşili, Çimen yeşili, Derin su mavisi, bir de Kobalt mavisi var. Bunların haricinde belki şu 4 renkten de yararlanabilirim. Red Brown, Olive Green, Zeytin Yeşili, Burnt Sienna, Raw Amber. Boyalarımız bunlar. Kullanacağım fırçalar. Arkadaşlar, şurası benim fırça köşem. Yan kesik. 2, 4, 6, 8 yan kesik fırçalar kullanacağım. Ondan sonra renk geçişi için samur fırça, bir de detay fırçaları kullanacağım. Şimdi arkadaşlar bu video biraz uzun bir video olacak. Ben bu videoda daha önce yapmadığım bir şeyi yapacağım. Paletteki renk karışımlarını da göstereceğim. Boyaları nasıl hazırlıyorum, nasıl karıştırıyorum. Onları da göreceğiz. Onun için birazcık uzun bir video olacak. Baştan söyleyeyim. Ama eminim ki sıkılmadan izleyeceksinizdir. Çünkü son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi başlamadan önce ne yapıyoruz? Bol miktarda peçete yanımıza alıyoruz. Bir de şöyle bir kavanozun içine yarım kavanoz su alıyoruz. Akrilik su bazlı bir boya olduğu için suyla çalışıyoruz arkadaşlar. Fırçalarımızı akrilik ile buluşturmadan önce kavanozun içine sokuyoruz. Şöyle fazla suyunu bir kere alıyoruz, tamam mı? Şimdi bunlar standart işlemler. Şimdi bu resme nereden başlayacağız? Tabii ki arka plandan başlayacağız. Her zaman olduğu gibi manzara resimlerini arka plandan başlıyoruz. Onun için açık renkli boyamızı alıyorum arkadaşlar. Şimdi şuraya açık renkli maviyi şöyle bir çıkartıyorum. Şimdi akrilik çalışırken palete ihtiyacınız kadar boya alın. Çünkü çok çabuk kuruyor, orada katılaşacaktır. Boyanız ziyan olmasın. Onun için kullanacağınız kadar boyanızı palete alıyorsunuz. Şimdi bu boya uzun süredir bende durduğu için birazcık katılaşmış. Buna ne yapıyoruz? Su giriyoruz biraz. Akrilikleri suyla inceltiyoruz. Spatula yardımı ile böyle bunu eziyorum arkadaşlar. Şimdi arka plan mavinin çok açık bir tonu. Birazcık beyaz boya alıyorum. Elimde Color Tone'un beyazı olmadığı için başka marka kullanacağım. Şöyle bir karıştıralım bakalım. Şu mavilik benim için yeterli. Şimdi şöyle yukarıdan başlıyorum. Bu sefer MDF bir levhanın üzerine çalışıyorum. Bu 35'e 40'a 35 santim ölçülerinde bir MDF levha. Burası biraz daha beyaz olacak. Şimdi ilk katı vurduğum için rengi %100 tutturmasam da olur. Bunun üzerine bir kat daha geçeceğiz birazdan. Tek seferde arka planı kapatamayacağız herhalde. Evet, bizim rengimiz şu renk olacak. Evet, yukarısı kurudu bile. Hemen yukarıya ikinci katı vuralım. Şimdi arka plan resimde, videoda çok belli oluyor mu bilmiyorum ama arka plan tek renk değil. Biraz dalgalı dalgalı bir doku vermiş.
resmi ilk yapan sanatçı. Şimdi biz ilk önce bir rengi tutturalım. Dokuyu daha sonra vereceğiz. Şöyle çapraz hareketler yaparsanız boyanızı daha çabuk tuvale yayarsınız arkadaşlar. Şimdi fırçamı biraz ıslatıyorum. Çünkü fırçam hemen kuruyor. Şuraya biraz beyaz alıyorum. Biraz da mavi ama çok az. Boyayı burada bir karıştırıyorum şöyle. Şimdi son katı atacağız. Evet, bu renk güzel. Çok beyaz oldu galiba. Azıcık daha mavi kattım. Hala beyaz görünüyor. Zaten orası çok uçuk bir mavi görünüyor. Şöyle komple yüzeyi hızlı bir şekilde boyuyorum. Tabii arada fırçamı ıslatıyorum. Şöyle yapsak şimdilik yeterli olacak. Bu nereye kadar gelmiş? Evin tam şuraya kadar gelmiş. Biz şöyle komple boyayalım. Bir tane samur fırça alıyorum. Numarası fark etmez. Şu boyda olsa yeterli. Herhalde bu 2 veya 4 numara. Bunu ıslatıyorum. Yaptığım beyaz rengin biraz daha mavisini şöyle göstereyim. Şurada şöyle beyazı biraz daha mavileştiriyorum. Fırçama iyice boyayı aldıktan sonra tuvale dönüyorum. Şimdi oradaki deformasyonu yapacağız. Ufak ufak dokunuşlar yapacağım. Çok mavi oldu. Bunu biraz da açacağım. Şöyle hızlı hızlı yapıyorum bunu. Evet, çok mavi oldu. Biraz daha beyaz aldım. Maksat orada arka plan tek renk görünmesin. Tek renk olursa olur ama oradaki gibi olmayacak. O yüzden biraz daha bu resmi profesyonel yapmaya çalışalım. Diğer videolarda da dediğim gibi %100 aynısı olması gerekmiyor arkadaşlar. Şöyle biraz da parmağınızla dokuyu dağıtabilirsiniz. Tam istediğim gibi olmadı. Şöyle biraz da şu tarafa dokunalım. Çok mavi oldu. Akriliğin güzel tarafı yaptığınız şeyi anında düzeltebiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü hemen kuruyor. O yüzden akrilik çalışmak çok eğlencelidir. İlk başlarda birazcık zorlanabilirsiniz. Ama eliniz alıştıktan sonra çok zevkli olduğunu göreceksiniz. Biraz fazla mavi oldu galiba ama olsun. Bizim resmimiz canlı gözüksün biraz. Biraz daha şuraya beyaz koyacağım. Şurası çok aydınlık çünkü. Şöyle. Şurada çiçek var. Çiçeğin üstü de biraz diğer yerlerden aydınlık görünüyor. Orayı da böyle açalım biraz rengini. Evet. Şurayı da biraz şuradaki rengi uydurursak burayla işimiz bitmiş olacak. Şöyle yapsak yeterli arkadaşlar. Sanırım istediğimiz dokuyu elde ettik. Şuraya da çok az bir şey dokunmak istiyorum. Şöyle biraz da şuraya. Evet. Şimdi şöyle rastgele yerlere de mavi ekliyorum. Sonra
elimle kurumadan şöyle dokunuyorum sadece. Gördüğünüz gibi orada bir deformasyon etkisi verdik. Tamam. Şimdi şuralara daha sonra gelebiliriz. Evet. Böyle iyi. Şimdi burada ne var? Şurada ağacımız var. Biraz daha koyu bir mavi oradaki. Yalnız o mavinin içinde ne var orada? Birazcık kırmızı var. Çok az ama. Oraya çok az karmin gireceğim. Şöyle şuraya az bir şey çıkartayım. Gördünüz mü? Bak ne kadar az çıkardım. Şimdi fırçamı ıslatıyorum. Şöyle fırçayı ıslattık. Birazcık mavi aldım şuraya. Biraz daha su alıyorum. Şimdi bunun içine karmini girdim. Tamam mı? Bir de bize siyah lazım. Çok az. Şöyle fırçanın ucuyla siyahı aldım ama direkt buraya koymadı çünkü çok fazla olmasını istemiyorum. Biraz daha karmin kırmızısıyla azıcık daha siyah. Sanırım yaklaşık bir renk elde ettik ama oradaki mavi arkadaşlar biraz daha sert bir mavi. O yüzden oraya kobalt mavisi eklemek istiyorum ama çok az bir şey. Şöyle fırçanın ucuyla dokunuyorum. Biraz daha. Evet. Şöyle biraz boyayı çoğaltalım. Siyah. Birazcık beyaz. Biraz daha mavi. Şöyle bir dokunayım bakayım. Evet, yakaladık. Rengimizi bulduk. Fırçanın tam uç noktasıyla küçük küçük dokunuşlar yapacağım. Şuradan, şuradan şöyle. Şuraya da gelmiş. Yukarı çıkıyor. Evet. Böyle bir şey. Şimdi bu renkten biraz koyu oldu ama olsun. Şurada da var. Nereden başlıyor? Çatımız burada. Şuraya kadar yeşil gelmiş. Şuradan sonra da aynı renk mavimiz var. Şu kısmı daha koyu. Ondan sonra yukarı doğru biraz açılmış rengi. Onun için beyaz alıyorum ve şöyle devam ediyorum. Bak şimdi. Ne kadar kolay aslında. Şöyle bunun üzerinde de ne var? Yeşil ağacımız var. Bu ağacın ucu şuraya kadar gelmiş. Şöyle. Tamam mı? En uç kısmı hayal meyal görünüyor. Onun için oralara çok fazla bastırmadan yapıyorum. Şöyle yukarısını da yapalım. Buraları böyle hep mavi. Şimdi ağacın orada dalları görünüyor. Onun için 4 numara detay fırçasını alıyorum. Islatıyorum. Yaptığımız koyu renkli mavinin içine yaptığımız koyu mavi renklinin içine evet biraz daha siyah bir renk alıyorum. Şimdi şurada dallar var dedik. Dalları yapalım. Şu şekilde. Bir tane böyle var. Bir tane şöyle gelmiş. Şurada bir tane var. Tamam, biraz daha mavi yapacağım orayı. Şimdi buranın bir kat daha üzerinden geçeceğim. Çünkü renkler birbirini tutmadı. Şöyle yapalım. Fırçamı biraz daha ıslatıyorum. Şimdi tam şuradan biraz daha açık bir rengiyle dalların üzerine yaprak rengi yapacağım ki
gövdeler ve dallar arka planda görünsün. Yaprakların arkasından görünüyormuş gibi. Ki öyle zaten orada da. Şöyle dalların üst kısmını da komple kapatıyorum ki daha gerçekçi görünsün. Şöyle yeterli. Şimdi şuraya da şöyle bir arka plan vuralım. Hafiften. Tamam. Şimdi ne var? Şuradaki mavi var. Onu da yapalım hemen hızlıca. Aynı renk zaten paletimize duruyor. Onun için göstermek gereği duymuyorum. Şuradan devam edelim. Şöyle hızlıca rastgele dokunuşlarla ağacımızı yapalım. Nereye kadar gelmiş? Şurada çiçek var. Şuraya kadar gelmiş. Şimdi biraz daha açıyorum o rengi beyazla. Şöyle uç kısımlarını yapacağım. Hızlı bir şekilde boyayı sürdüm. Sonra parmağımla orada bir renk geçişi gibi bir şey oluşturmaya çalıştım. Çok mükemmel olmamış olabilir. Olsun. Hızlı yapıyoruz. Siz beni kadar hızlı yapmayın tabii ki. Ben şimdi video çektiğim için birazcık hareketlerimi hızlandırıyorum. Siz özenle yapın arkadaşlar. Şimdi bir tane de şurada var. Aynı rengin daha açık tonu. Şimdi onu yapalım. Onu da yine şu şekilde şöyle rastgele dokunuşlarla oraya şimdi bir renk atıyorum. Beyaz arkada gömülecek şimdi bak. Demin beyaz ön plandaydı. Şimdi arka plana geçti beyaz. Tamam mı? Şimdi şöyle inmiş şuraya kadar. Oraları da kapatalım. Taşarsa da zaten üzerine yeşil gelecek. Önemli değil. Hemen şöyle bir renk geçişi yapayım dedim ama geç kaldık çünkü kurudu. O zaman aynı rengi biraz daha açıyoruz ve şöyle küçük küçük dokunuşlar yapıyorum. Detay fırçasıyla yapıyorum bu sefer. İki rengin buluştuğu yerdeki sert koyu rengi biraz daha açmak istiyorum. Şöyle hemen dokunuyorum parmağımla. Orada bir deformasyon oluşturduk. Şöyle random yerlerde de beyaz noktalar var. Onları da şöyle dokuna dokuna ardından tabii hemen parmağınızla böyle dokunacaksınız ki boya oraya yapıştırılmış gibi durmasın. Tamam mı? Şimdi şöyle yapalım. Evet, burası zannedersem oldu yani. Şöyle yeterli olacaktı. Zaten üzerine yeşil geleceği için arka plan çok fazla belli olmayacak. Şimdi sırada ne var? Şuradaki ağacı yapalım. Onun için yeşil lazım. Şimdi buraya maviyi fazla aldık. Tamam mı? Bak şimdi. Oradaki maviyi ziyan etmemek için şöyle bir sarı aldım. Şuraya çıkartalım. Fırçamdaki fazla boyayı sildim. Şu maviyi alalım şuraya. Bir de şuradaki maviden alalım. Sonra sarıyla buluşturalım. Bakalım ne renk oluyor. Çok cırtlak bir yeşil oldu. O zaman çok az siyah katalım içine. Şöyle bakalım. Evet, yaklaşıyoruz. Biraz daha siyah kattığımız zaman bu rengi zannedersem elde edeceğiz. Şöyle karıştırıyorum, bakıyorum. Biraz daha sarı ekliyorum. Biraz beyaz ekliyorum. Orada sıcak bir renk var arkadaşlar. O zaman kırmızı eklememiz gerekiyor. Tamam mı? Bak şimdi. Ya da oranj da olur. Oranj ekleyelim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle çok az bir oranj aldım şuraya. Evet. Rengi yakaladım. Bak şuradaki renk tam oldu.
Demek ki oranj bizim işimizi görecek. Şimdi o zaman biraz daha fazla oranj çıkartayım. Şöyle. Rengimizi yaptık. Tuvale geri dönelim. Bizim ağacımız tablonun dışına taşmış. Şuradan. Yalnız koyu oldu o biraz. O zaman ilk önce koyu kısımlarını vuralım. Çizgiyi silmişim ben. Şuradan şöyle, bir de şöyle koyu rengimizi vuralım. Bacayı daha sonra da düzeltiriz. Dışarı taşsam da sorun değil. Onu kapatabilirim daha sonra. Şöyle hızlıca ilk önce şöyle bir tek renk vuruyorum. Tamam mı? Bak şimdi. Nereye kadar gelmiş? Şurayı şöyle komple kapatmış. Evet. Tamam. Rengimiz, ana rengimizi vurduk. Şöyle şuradaki farklı renkler önemli değil. Rengimize çeşitlilik katacaktır. Şimdi onun üzerine zaten başka renk vuracağız ya. Samur fırçamı alıyorum. Yaptığımız rengin içine arkadaşlar, şimdi onu göstermeme gerek yok. Sadece beyaz alıyorum. Biraz da sarı alıyorum. Yaptığımız en son rengin içine beyaz ve sarı kattım. Şimdi şöyle küçük küçük dokunuşlar yapacağım. Her dokunuşta fırçanın yönünü değiştiriyorum. Dikkat edin. Çünkü bunu yapmazsam bütün yapraklar aynı görünür. Bunu da istemeyiz. Kenar noktalarını bir ortaya çıkartalım. Ondan sonra diğer renkleri vuracağız. Şöyle üst kısım komple açık renk. Şunu biraz şöyle kenara çekeyim. Şöyle dalların uzantılarını yapıyoruz. Şimdi bu aşamada bunu bırakıp kahverengi görünen dalları yapacağım şimdi. Bir saniye, hemen oraya geçelim. Birazcık siyah alıyorum. Turuncu rengin içine katıyorum ve kahverengi elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bu kadar kolay aslında renk elde etmek. Şimdi 2 numara yan kesik fırça aldım. Şurada da kahverengi bir renk tonu var. Şöyle küçük küçük bir dokunuşlar yapalım çünkü orada yeşilin aralarında kahverengi renk blokları görüyorum. Ağacımız tamamen yeşilden ibaret değil. En son kullandığım samur fırçayı alıyorum ve ağacımızın açık renkli yerlerini yapıp şu ağacı bitireceğiz şimdi. Şuraya bir dokunalım bakalım rengimiz nasıl. Güzel. İnşallah kamerada görünüyordur. Biraz fazla sarı oldu galiba. Onun için birazcık beyaz katacağım içine. Evet, şimdi daha iyi. Böyle bir şuradan bir geçelim. Bu da fazla beyaz oldu. Onun için azıcık sarı kattım. Gerçi o beyazdan da var orada ama beyazları en açık rengi en üste vuruyoruz arkadaşlar. Rengi açığa açığa yukarı çıkıyoruz. Yapraklarımızı yapalım. Kahverengi yerlerin de üzerine küçük küçük dokunuşlar yapıyorum. Arkada görünsün diye. Şuralarda sıcak renkler var. Şimdi oradaki renkle hiç alakası bile olmadı ama olsun. Bu kadar yeter orası.
en açık yerlerini yapıp bırakalım oraya. Şimdi burası bence oldu. En son şöyle en ışık alan yerlerini yapıp bu ağaçla olan işimizi bitirelim. Buraları biraz hızlandırabilirim. İşlem süreci aynı olduğu için bu kısmı biraz videoda hızlandıralım ki videomuz çok fazla uzun olmasın. Rengimiz zaten şurada hazır. Tamam. Birazcık turuncu alıyorum. Bakıyorum ki olmadı. Çünkü turuncu yetmedi. Şuradan kahverengi alalım. Biraz daha alalım. Şimdi bak. Bu renk var orada. Şunu şöyle kenara alayım. Bu rengin içinde biraz daha siyah alalım. Koyu renklerini yapacağız şimdi. Siyah aldım. Birazcık sarı, yeşil oldu. O zaman kahverengi alalım. Evet, şimdi bak. En alttan başlayacağım. Koyu renklerini yapalım. Tabii kamerayı yukarı kaldırmayı unuttuk. Siz görmediniz orayı. Şöyle yapalım. Şöyle göstereyim. Rengi yaptığımı gördünüz zaten. Şimdi yapacağım iş aynı rengin içine biraz sarı, biraz da beyaz alarak o rengi açmak. Fazla yeşil oldu. O zaman kahverengi alıyorum biraz daha. Evet. Böyle bir renk. Şöyle bir şey gelmiş. Şurada şöyle yaprak uzantıları var. Şurada büyük bir tane var. Şöyle bir tane şurada. Bir tane de şurada var. Alt taraf zaten komple yaprak. Şöyle bir yeşil renge vuralım ilk önce. Şimdi burası biraz karışık bir renk kombinasyonuna sahip. Alt taraf komple karanlık. Yalnız o karanlığın içinde de ağacın gövdeleri görünüyor. Şimdi bu aşamadayken oradaki gövdeleri yapalım o zaman. Oraya kahverengi alacağız. Yine turuncu ile yapacağım ben oradaki kahverengiyi. Turuncu ve siyah. Tamam, şimdi onun üzerine yaprakları yaptığımız zaman ağacımız ortaya çıkacak. Şimdi bu kahverenginin içine arkadaşlar daha önce yaptığımız yeşilden katıyorum. Ve koyu yeşil elde ediyorum. Kahverengiye yakın koyu renkte bir yeşil. Aynen oradaki gibi. Şöyle dokunuşlarla ağacın koyu yerlerini ortaya çıkartalım. En koyu yerler, en aşağı taraflar. Şöyle bir yaprak dokusu verelim. Hızlı hızlı yapıyorum. Kurumadan şöyle parmağımla bastırıp çekiyorum. Oradaki renkler birbirine bir girsin. Tamam, şimdi birazcık sarı aldım. Aynı renk. Fırçamı hiç temizlemeden fırçamdaki renge sarıya aldım. Şöyle bir dokunalım. Olmadı. Çünkü fırçamız kurumuş. Biraz ıslattım. Azıcık beyaz alacağım. Evet, şimdi bir ton açığımı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle
rastgele yerlerine dokunarak koyu yerlerin üzerine bir ton açık vurdum. Şimdi fazla detaya girmeden en açık yerini yapıp bu ağacı bırakacağım. Şöyle bir dokunalım bakalım. İyi. Yalnız biraz daha sıcak bir renk olması lazım. Evet. Böyle. Arkada da açık renkler görüyorum. Rengi biraz daha açtım. Beyazla. Şu uç kısımlarını biraz daha görünmez yapmak istiyorum. Çünkü çok sert görünüyorlar yukarıda. Biraz daha açtım. Evet. Aynen böyle. Kurumadan bir renk geçişi yapıyorum. İki renk birbirine şöyle bir harmanlansın. Evet. Şu ağaç herhalde yeterli oldu bence. Şimdi şurada sarı bir ot var orada, ot. Çiçek neyse oradaki şey. Onu yapalım. Paletteki rengin içine arkadaşlar beyaz kattım biraz daha. Sarı kattım, beyaz kattım, o kadar. Yalnız orası biraz daha sıcak görünüyor. Birazcık kahverengi aldım, çok az. Şöyle bir dokunalım bakalım. Olmadı. Şimdi ana rengi yaptık. Üzerine fırçamı hiç temizlemeden beyaz boya aldım. Fırçamdaki boyayla harmanlıyorum. Şimdi şöyle küçük küçük dokunuşlarla bitkinin üzerindeki çiçekleri yapalım. Tamam, burası böyle yeterli. Şimdi üzerlerine başka şeyler geleceği için arka planda kaybolacak zaten. Şimdi biz nereye yapalım? Aslında şurayı yapmak lazım. Şu çalılık şuradan böyle gelmiş. Böyle aşağıymış. Şöyle. Tamam, bak şimdi. Ama ben bir mola vereyim biraz. Çünkü sıkılmaya başladım. Paletindeki boyalar kurulu. Gördüğünüz gibi çıkmıyor. Bu nasıl çıkaracağız? Hemen size bir püf noktası vereyim. Su arkadaşlar. Şöyle bir fısfısın içine su koyarsınız. Şöyle sıktığınız zaman kolaylıkla çıktığını göreceksiniz. Evet, ben şunları bir temizleyeyim, geliyorum. Paleti temizledim. Palete yeni renkler aldım. Turuncu aldım, açık yeşil, siyah, kahverengi, karmin kırmızısı aldım. Bir de koyu mavi aldım. Bir de burada açık mavimiz var. Daha kurumamış. Şimdi şuradaki kısmı yapacağız. Şuradaki bölümü yapacağım. Orada ne var? Yeşiller var. Sarılar var. Eflatun var. Kırmızı var. Evet. Renklerimiz bunlar. Şimdi nereden başlayacağız? En arkadaki yeşilden başlayacağız tabii ki. O zaman şöyle açık yeşili ortaya alıyorum. Birazcık açık yeşilin içine birazcık mavi katıyorum. Birazcık koyu mavi katıyorum. Ondan sonra kahverengi katıyorum. Birazcık oranj, birazcık beyaz katıyorum. Bakıyorum.
Olmamış. O zaman sarı katacağız. Sarı kattık, hiç olmadı. Çok az siyah. Şöyle bakıyorum ne renk oldu. Evet, yaklaştık. Bunu bir dokunayım bakayım ne renk olmuş. Biraz daha yeşil olacak bu. O zaman şöyle açık yeşil, biraz daha açık mavi alırsam istediğim rengi elde edemiyorum hemen. Çünkü orada çok azıcık çimen yeşili var galiba. Ama çok az. Şu yeşilden biraz aldım. Başka bir renk daha var orada. Raw Amber var orada. Bundan da şöyle çok azıcık dokunacağım. Evet. Şimdi yakaladığımı düşünüyorum rengi. Tuvale dokunuyorum. Tam rengi yakaladım arkadaşlar. En uzaktaki noktadan başlıyorum. Biraz daha beyaz alacağım. Evet, aynen böyle bir renk var orada. Şuralar komple açık yeşil. Şu rengin devamı var orada aslında. Bu renkten buraya da yapalım birazcık. Bir bitki topluluğu var orada. Şurada da eflatun olacak. Şurada sarılar var. Çok karışık bir resim aslında. Yeni başlayanlar biraz zorlanabilir ama arkadaşlar adımlarımı takip ederek siz de elinizden geldiği kadar yapmaya çalışın. Sarıyı biraz fazla aldım. Yalnız bu yanlış bir sarı. Biraz açık bir sarı lazım. O yüzden şu sarıdan kullanacağım. Şimdi şurada tam şurada şöyle bir sarı beyaz bir çiçek topluluğumuz var. Aynısından bir de şurada var. Şöyle arka planı bir kapatalım. Şimdi böyle kalsın burası. Şurayı yapalım. Biraz daha sıcak ve sarı bir renk var orada aslında. Hazır burayı yapmışken şu merdivenleri yapalım. Çünkü çiçekler bundan üzerine geleceği için burayı aradan çıkartmak lazım. İşte burası işin detay kısmı arkadaşlar. Burayı ne kadar güzel yaparsanız resminiz o kadar güzel görünecektir. Ah, yalnız çok karışık ve o kadar hızlı yapılacak bir resim değil yani. Burayı gayet yavaş ve düzgün bir şekilde yapmak lazım. Böyle baştan sağma yaparsanız tabii ki olmaz. Ama video çekiyoruz mecburen. Hızlı hızlı yapıyorum. Ördekleri en son yapacağız. Bir sürü farklı renk var burada. Şöyle hızlıca orada bir desen oluşturmak istiyorum.
Hepsi böyle. Bir de şuralar da komple siyah. Alt kısım. Biraz da yeşil karıştırıyorum. Evet, arka plan böyle kalsın şimdi. Biz şurayı yapalım. Sonra eve geçeceğiz. Bak burayı böyle kısmen yaptık. En son üzerine transparan bir renk vuruyorum. Hepsine aynı şekilde bir bütün olarak görünsün istiyorum. Onun için transparan bir renk geçişi yaptım şöyle. Çok mükemmel olmadı ama biraz da koyduk galiba oraya. Şöyle. Bence şimdilik burası bu kadar yeter. En azından şekli ortaya çıkardık.
çok fazla detay var, çok fazla uğraşacak şey var. Siz daha fazla detay çalışabilirsiniz. Ben şimdi bunu bu aşamada bırakacağım. Benim için şu an yeterli bir sonuca ulaştı orası. Şimdi diğer kısımlarını yapalım. Şuradaki çiçeklere bakalım. Burası bence yeterli bir sonuç. Daha fazla kurcalamaya gerek yok. Şimdi biz evi yapalım.